Hadi başladık. Merhaba, ben komşuyum. Videonun ilk cümlesine de atlamazsın baba ya. Aa, kayıtlı değil miydik? Kayıtlıyız. Boşa mı gittik o kadar komşu? Mega tarifi bilmiyoruz ya. Bağlayamıyorum. Ay çok tatlı. Evet, herkese merhaba. Yine komşu İnci ile birlikte güzel bir video ile karşınızdayız. Bugün ne yapacağız İnci? Mantı yapacağız. En çok alkış babamdan geldi. Evet yani. Adama böyle yaptırırım ben. Allah Allah. Öncelikli olarak ufak bir özürle başlayacağız. Bıyığım adına hepinizden özür dilerim. Hepinizden özür dilerim. Yani. Ne olmuş? Vibe'lı var yani. Şu an yani. Önceden yok muydu? Evet. Nasıl başlıyoruz şimdi mantığı yapmaya? Şimdi önce hamurumuzu yapacağız. Ya biz niye mantı yapıyoruz Allah aşkına ya? Gerçekten ya. Bu fikir yani kimden çıkmış? Kimden çıkmış olabilir sence? Orada babam tek yakalayıp diyor ki, bence mantı yapın gibi gibi konuşmalarla biz de sonunda mantı yapmaya karar verdik. Evet, ne yaptık? Videoyu açtık, bıyığım için özür diledik. Unumuzu koyduk, eleğimizi astık beyince. Eleğimizi astık. Ya eleğimizi astık ne demek gerçekten bilmiyorum. Ayağını yorganına göre uzat. Onu bilirim. Anaya damlaya göl olur. Bizim yüzüme baka kararır. O hangisi de? Şimdi ne yapıyoruz? Mantı yaparken tabii ki önce hamur tutacağız. Önce un, sonra yarım ezberleyemedim. Çay kaşığı tuz koyacağız. Sonra ufak ufak su ekleyeceğiz. Yumurta kırmadan hemen sonra. Bir dakika, bu dolabı ben de bir garezim. Sonra katacaksın. Alo. Heh. Bunlar niye var? Yoğururken mi? Buraya katatalım. İnci, bunları da yoğururken kullanacağız. Tuz attın, şimdi yumurta kırma. Herkes beni eleştirmiş. Yumurta kıramıyor musun, kıramıyor musun? Kıramıyorsun, 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 kıramıyorsun. Buraya, nereye, buraya vurayım mı? Emin ederim 26 yaşından ilk defa yumurta kırıyorum. Evet. Aa, bu ne? Avladık önce bu yumurtayı, şimdi kırıyorum. Oğlum bu kim ya? Burayı açık bırakmışsın. Bir. Ne yapacağım sonra hemen? Ya, koyacağım şöyle, evet. Zın. Evet. Çok iyi, kırmadım. Abla aşırı gururlu bakıyorsun bana ya. Şey gibi, ne arabayı da kırmadım. Isındı ortam. Sıcak mı? Benim elim bozuk olabilir mi? Vibe'ım değişti. Şimdi ne gibi? Kutsi doktorlar. Geldin mi sözüne, sürüne sürüne. Emre, Doktor Hulusi ne dedi? Sizin eseriniz bu. Her şakasına gülerseniz. Bir özgüven geldi sanki. Babamla düzgün konuşuyor. Pörtletmek ne demek? Yani göstermemize de gerek yok. Ne söyleyeceğim? Çiğ yumurta böyle. İlk videomuz 30 bin izlenmiş. Çok mutluyuz. İnce okulu bıraktı. Bazen okula gitmen lazım İnce. Öğretmenlerin izliyor. Özür dile ya. Küçük mantı yapalım. Tamam da ele yapışıyor şu an. Çıkmayacak bir kıvam. Kulak ama, demek. Ay, nasıl kulak ne? 100 bin abone olmamızın şerefine bir alkış gelir mi? Bravo. 200 bin olsun dansız oynatacağım. Gerçekten mi? Evet. Şimdi dansöz benmişim şakası yapmayacaksın değil mi? Yo, şaka değil, gerçek. Hareketlerde birkaç kere aşıkla maşuk oynadım, bu kadar. Dansöz genelde baban oluyor. Yok, dansöz. Biraz un lazım buna. Oh, koy, tam. Koy biraz. Tamam. Bu rezalet bir şeye dönüşüyor gibi. Evet, slime videoları çekmişliğim var birkaç kere. Slime videoları nedir? Böyle falan böyle tıraş köpüğüyle slime yapıyorduk böyle. Oluyor muydu? Oluyordu tabii ki. Kaç izlendiniz? Ben ve o yani büyük ihtimalle o kadar. Bundan nasıl mantıya döneceğiz biz? Ama İnci'yi sevdiniz değil mi? Heee! İyi bir şey söylediğin anda bir dönem kıpkırmızı. Her şey çok kötü. Bu parça pinç kırmızı. Orada sen de soğanları yap bence. Evet. Hadi İnci, beni oturdun burada izliyorsun. Ya Allah Allah, ben gideceğim gerçekten. Her şeyi ben yapamam. Olmak üzere. Şimdi onun hepsini böyle toparla ortada. Yapıyorum. Çiğ börek hamuru
Lan eskiden ne çiğ börek yapıyorduk evet. Be. Arkadaşlar bizim mutfakla mazimiz bugün değil ha. Yumurta kırışından anladık. Hamur işinde yumurta annem kırıyordu. Ben hamurla oldum. Acaba çiğ börek çok güzel yapıyor mu? Soğanı soydum başarıyla. Ve rendeleyelim. Hamur olmuyor gibiydi. Bir anda oldu mesela. İşte hayattaki iyi şeyler de böyledir. Olmuyor gibi gözükür, bir bakmışsın bir anda beklenmedik olmuş. Beklenmedik anda, bir anda. Bir şey konuşuyorum bir sen. Bunu soğan da mı ağlanıyordu? Buna şu an bir içerik yapıyoruz birlikte. Artık içerik ötesi yazabilirim hep bir ama bence. Şimdi anne tarafı Rus olduğu için biraz içerik. Oha bu soğan ne kadar acı. İşte hayat da güzel izlenirse, yorumlar güzel olursa bize böyle üçüncü videoda ne yapalım, ne edelim onları da yazın. İskender! Baba artık yok artık ya! Ne alamayacaksın tamam mı? O alamayacak. Dermanı yerde dur, sende bulunmaz. Boşuna benimle. Of, buranın elektriğini harbiden açıldı, oha! Şey desene, bu insanlar sana kanalize mi olacak? Yine bizim ev, yine mutfak, yine bir sinek. Geçen videoda arkadaşlar, İnci ile birlikte sineği de çok beğendiğiniz için sineği de davet ettik. Pardon ya. Bu arada bıyığım hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Ateşe düştü. Bence olmuş evet. Bakayım bakayım. Tamam. Güzel. Eldiven takıyoruz. Sen niye parmağınla hamur? Anne eline değmiş gibi. Gözlerim yanıyor. Böyle şöyle yumrukla bir bakar mısın bana? Arkadaşlar beni görmek istemişsiniz. Bak katıldım hiç de utanmıyorum. Kimse görmek istemedi seni ya. Ben kızma da ilerledim bayağı. Kızma da ilerledim diye övünemezsin ya. Yumurta kırdım ya az önce. Neler yaptın sen ya? Sen salak mısın? Arkadaşlar hamurumuz hazır. Şöyle bakınca ufaktan bir Hacı Ahmet Ak'ı andırıyor. Tanıyor musun? Kaliteli bir hayatın var. Hazırladığımız hamur şunun içinde dinlenmeye geçiyor. Biraz sessiz olursak dinlenecek. Bir kıymaya falan dokunmayacağım. Evet. Karabiber bu mu? Yazıyor üstünde. Okuman var mı? Şurada çay kaşığı. Ne? Orada da var. Tamam. Nece konuşuyor tamam, ya? Başka. Dinle benim elime niye dokunuyorsun? Anlana söyleyeyim mi? Gözlerim acayip yanıyor. Gözlerim acayip yanıyor ya. Yerken mantıyı bunları düşün. O emeği düşün. Sen düşün. Sen istedin mantıyı. Çok acayip yanıyor. Hemen dermanı yerde gir. Hadi. Yerde dur. Ben şarkı dinlemiyorum yani. Şurayı lütfen bir daha aç. Ama gerçekten ben de sıkılıyorum. Bilmemize... Hamurumuzda... ne yapıyor? Hamuru açma vakti mi? Ben bunu alacağım mesela kullanacağım ya. Aferin oklavaya falan diyorsun. Elimle vura vura açmayacağım. Oklavayla açmam gerektiğini biliyorum. Annem yine nah çekti ya. Neyse. Ne yapayım Esra? Evet artık yani. Hak etmişti çoğunu. Geceleri ben canlı yayınlar açıyorum. Abi adımı söyle, abi adımı söyle diyen kardeşime sesleniyorum. Beynin elimize ulaştı. Adını söylemeyeceğim ama seni çok seviyorum. Yani hoş geldin. İnce bu tuz karabiber. Evet tuz da biraz una ihtiyacım var. Bir tık un evet ya. İşte. Levent Kırca'nın eskiden Olacak O Kadar diye bir program vardı biliyor musun? Olacak. Annem biraz sıcak mı oldu? Annen gülmüyor sana ağlıyor utandı senden. Büyük tencerenin içinde bir acımadan bir tane cüce adam çıkıyor. Tencere verin. Hadi. Şimdi bunu birazcık... Elime dedin mi? Hadi. Bıyıkla bir ayrı bir havası oldu şimdi. Bıyığıma bir daha laf edersen sana bir videolar olur. Daha macuncu gibi görünüyor. Çok iyiydi. Onu bağlayayım bence. O ne? Alnımı. O benim küçüklük bandını. Nasıl yapıyor? Böyle olur. Bu ne ya? Bir dakika bak. Yeni
içeri gibi oldum ya. Ne güzel oldu. Yakışıklı. Ya ne taksan yakışıyor Emre. Şunu denemek bu, ister misin? O ne? Şöyle mi takayım? Loğusa kadın gibi. İnce... O sahipli saç Emre'nin. Gerçekten anne mi zannettin? Ama saçın varmış demek ki. Ooo. Annene de Esra ablaya da Esra diyorum ben. Sen yine adını biliyorsun. Anneme Semra abla evet, yazan Semra var, abla. Esma abla yazan var. Az önce aynada saçıma baktığımda fark ettim. Bıyıkla beraber falan aşırı böyle bir bodyguard havası. Aa evet. Aa. Bak ittik sonra... Bizim videoyu izledin tabii, waffle yaptığımız videoyu. Ben mi? Evet. Ben videodakiydim. Ha pardon. Saçını ya. Saçını yapıyorum. Şaka yapıyorum. Hiç öyle bir şey olmadı. Hiç komik bir şaka da değildi bu ya. Niye böyle oldu? Tamam gideyim. Hayır gel buraya. Ya dedim burayı kesin kesecek şimdi ama ben... Kestim. Hayır ne biliyor musun böyle? Arkadaşlar çok emek verdik ama tadı çok güzel oldu. Şurada Bodrum mantı yazıyor. Ben kaçıyorum. Kimi dönüver bana. Yapma. 23 Nisan'da bir günlüğüne kanalı İnci yönetecek. Hadi bakalım. 100 bin plaketine başvurdum bu arada. Plaket gelecek. Ödül. Baba satar mıyız be? Bu mantı oldu artık hadi ya. Öyle değil. Öyle değil. Ne öyle bak, değil? Bak elin böyle böyle bak. Hamurun üstünde böyle böyle gidiyor. Oğlum öyle yapıyorum işte ben. Bak. Ne oluyor lan? Bu kıyma biraz bir bronzlaştı. Hepimiz aynıyız, irkçilik yapmayın çocuk. Başlıyorum İnci. Başla gir hadi. Ha bıçak kesmiyor, 50 lira sıkışmıyor. Dünyanın en kötü masa örtüsü ya. 216'ya benziyor. Arif ve 216 izledin mi? Evet. Arif, insan olmaya geldim. Hamur bu arada var ya, çiçek gibi olmuş, anladın mı? Obsesifler için masayı ortalayabilir misin? Obsesifleri mi düşüneceğiz şu anda? Böyle, böyle şey yapacağız. Daha güzel o. Hem böyle yapalım. Obsesiflerden özür dilerim. Açlardan diyeceğim. Hadi açız. Babacım ne yapayım? Senin için mantı yapıyoruz burada ya. Çok konuşuyorsun. Hızlı yap. Mantıyla ilgili anı bulamadım şu an. Zaten 15 yaşındasın. Toplasan ne kadar anın olabilir ki? Direkt benim mantı tabağım bu. Kiloya yakın. Ne oldu ya? Allah Allah. Lokmalarımız da sayılmaya başladı herhalde bu evde. Sayamayacak kadar çok yiyorsun. Nasıl sayacağız? Hoşça kalın. Buradan yardırmaya başladım. O zaman hemen ben girişiyorum. Hıhı evet. Manifest diyoruz. Aldım kabul ettim 777. Alan kodu mu o? 777 denmiyor mu ona? Şakkadır yapıyoruz ha. Ha. Bohça gibi yaptı işte. Ama kimin bohçası oğlum bu? YouTube kisvesi altında babamın karnını doyurmak için ya bir şey yaptık yanlışlıkla. Bel fıtığım şu an... C5, C4, L4 ve label C5 kemiklerim. Label C5. Evet. Arabam. Arabam Dacia. Bir şey söyleyeceğim. Önce sen kapat. Bu arada dirseği çıtlayan var mı? Bak. Sessizlik. Ne sandın? Bana çıtlıyor mu? Abart. Niye? Benim de çıtlamıyor. Burnunu çıtlatabiliyor musun? Ben yapayım mı? Ne mi yaptın şu an? Ağzımla yapmış olabilir miyim o sesi? Neyle yaptın? Ben şu an taklaya mı geliyorum inan? Gidiyorum oğlum nereye gidiyorum? Allah kahretsin. Hayır. Korktum be. Bu arada abone olmayan herkesin, abone olmayan herkesi abone olmaya davet ediyorum. Evet, son mantımızı da kapattığıma göre hepsini tek başıma kapattığım mantımız pişmek için hazır. Gibi bir ses var. Su kaynatıyoruz. Bu arada İnci'nin özenle kıymaladığı mantımız burada. İnci seninle aynı seviyeye gelmek için kamburu mu çıktı ya? Allah aşkına İnci'nin bulduğu kapak. Ya benim her şeyime laf ediliyor ya. Efendim? Seni istiyor. Alo? Salak. Kapak mı? Telefon mu? Gel ne olur, ne olur, gel ne olur, gel, ne olur, gel. Ayvalı bir hikayemiz var, bunu anlatmak istiyorum. İnci ile yaşıttım o zamanlar. Mutfakta oturuyorum, annem de geldi elinde ayva. Bir ayvaya baktı.
bir bana baktı, bir daha Ayva'ya baktı. Sonra bana dedi ki, sana bir tane vurayım mı şununla? Ya anne saçmalama dedim, arkamı bir döndüm, gel ne olur ya. Arkamı bir döndüm, gülümünü koydu Ayva'yla, ona bak. Alakasız ha, durduk yere, küçük çocuk. Anne falan derinden gülmeye başladı. Bir kere de aynaya bakıyorum, o zaman bir de yakışıklı olmaya çalışan bir 12 kilolu bir çocuğum. Aynaya bakıyorum falan, yanakları falan şey mi? Arkadan böyle dık bir tane koydu gitti ya. Annemin böyle değişik huyları var. Bunu atıyoruz, altına yıkıyoruz. Kaynamaya devam ederken birazcık yağ yapışmasın diye. Sonra da biraz tuz ekliyoruz. Pişirmeye başlıyoruz. Yürü bir şey yaparsın şu videoda ya. Yine ben! Sen Serenay Sarıkaya'yı yandırıyorsun ha. Allah'ım çok zor her şey. Bunu neyle dön? Ağzımla ısıracak mıyım bunu? Değil mi? Sarımsak dövücüsün. Kayıyor öyle mi? Bu arada biz söylemeyi unuttuk. Mantıyı attık ama ne yoğurt yaptık, ne salça yaptık, ne bir sos bir şey yaptık. Koca salça, su birazcık yapacağız. Bu arada laktozsuz yoğurt kullanıyorum çünkü... Gazi. Alerji. Bunu kabuğunu çıkarıyorum. Hayır onun şey vitamini kabuğunda. Bu kadar yoğurt yeter mi? Yeter. İnci sen bir otorite değilsin yoğurt konusunda. Madem hepsini dökeceğiz niye bunun içine yapmadık? Güzel gözüksün diye. Şu örtüyle böyle bir şey mümkün değil zaten. Kaşık tuttuğunu bile ben şükrediyorum. Tuttuğuna şükrediyordu. Şöyle bir askerlik anısı geliyor, hazır mısınız? Çok büyük rütbeli bir asker komutan gelecekmiş ben askerdeyken. Bana da dediler ki yemek yiyecek. 6 tane asker lazım ve biri sensin. Dedim ki komutanım. Ne olur emir veriyor adam, bir şey de diyemiyorsun ama ben gelmeyeyim, ben şaka falan yaparım, rezil ederim dedim bize. Saçmalama, ben dedi ne yapacağını söyleyeceğim, işte şu saatte odama gelin falan dedi. Tamam dedik, geliriz, emredersiniz komutanım. Ama böyle askeriz yani. Sonra o saat... Neye güldün? Askeriz. Askerdik. Yani şu bıyıkla hiç... Yeniçeri. Komutanım işte, emredersiniz komutanım falan. Ne gülüyorsun ya? Gittik, işte komutan dedi ki, oturun, rahat olun dedi. Sol dedik, oturduk, şapkamız elimizde falan. Şöyle bir şey sordu. Kaşıkla yemek yemeyi bilmeyen var mı? O ana kadar bildiğime çok emindim. Malı bir soru mu acaba? Bir şey diyeceğim, neyse dedim, önce başka biri söylesin. Yani, neyse. Ayrıca baba, yumurta bu yaşımda kırmıştır. Sen kaç yaşında kırdın ilk yumurtayı? 4-5. Tamam. İnci sarımsak cebine mi attın? Anne sen mesela sarımsak dedin. Sarımsak mıdır, sarımsak mıdır doğrusu? Sarımsak. Sen anneme yanlış biliyorsun gibi bir şey mi dedin? Bak. Gene gömülme günündeyim. Açlıktan bir dakika. Duyunca. Bir dakika. İlkokuldaydı. Annemin Türkçesi neyse biz de çocukları olarak onu öğrendiğimiz için doğal olarak. Ablam da ben de ilkokulda küçük Esra gibi oturuyoruz orada. Saçma sapan diye bir kalıp vardır ya. Annem ona nedense sapan saçma diyor. Ben de bir gün dedim ki böyle bir şey komik bir şey oldu. Öğretmenim bence çok sapan saçma. Bak herkes güldü ve bir rezil oldum. O kadar kötüydü ki. Sapan saçma bence. Neden gülüyorsunuz bana? Neden? Kötü. Bir de ilkokulda bıyığım da yok. Yoğurdumuz hazır. Tamam pişmiş mi? İnci. İnci pişmiş mi diyorum. Anneme bakıyorsun. Mantıya bakacaksın. Ateş. Saçmalama çok güzel söyledin. Sarımsaklı yoğurt yiyene yoğurtlu sarımsak. Sarımsak değil. Sarımsaklı yoğurt. Bak Allah aşkına. Sarımsak mı? Sarımsaklı yoğurda yoğurtlu sarımsak diyor annem. Yoğurtlu sarımsak da doğru değil, sarımsak da doğru yoğurtlu değil. Yoğurtlu sarımsak, yoğurtlu sarımsak. Normal mi böyle şu an? Hayır çok koydun yani. Az oldu. Çok. İroni mi yaptın? Ya şişenin içinde olması gerekmiyor mu? Ben neden her yağ şişesine dokunduğumda böyle oluyorum? Her şey çok kötü. Her şey çok kötü. Önceden dinlendirildiğini düşündüğümüz salçamızla yağımızı birleştirdik. Şimdi birazcık da su koyuyoruz. Hayır, İnci'ye bakalım. Sen ne arıyorsun burada ya? Süzgeç nerede? Süzgeç git yatak odasından. Şu kapağı nerede? Şu mu süzgeç? Çok kötü bir örtü bu. Cem Yılmaz'ın Kenan Doğulu'nun ceketine salladığı
ödül töreni geldi aklımıza. Neon Doğulu bilir misin? İnci hiçbir şey bilmiyorsun ya. Bak hemen yok. Şişe var sağda. Ah, salça kız. Saçmalama. Canım gerçekten kestim. Salça. Ben normalde metale sürtemiyorum biliyor musun? Hadi salça hazır, şimdi salçayı pişirelim. Yoğurt hazır, mantımız... Mantı da mantı. Şef! Efendim? Çekiliyor arkadaş. Ben artık... Açlıktan burada vefat ettik. Ya ben bir daha çıktım ben. Tereyağına mutluluz. Hay Allah. Tamam. Şimdi bunu kapar mısın? Biraz hız. Hız şifadır. Bak. Sağlık. Gördün mü? Gel gel tereyağın sesine bak. Yaklaş ses son. Kapansın yar aşk defteri. Dün gece görmüşler seni. Bu kadar yeter mi? Biraz estetik yapmamız lazım değil mi bunu? Şu an... Bu salça biraz katı olmadı mı? Evet. Dur be çaktırma, kimse bilmiyor bunu. Senden öyle bir tereyağı dökmeni bekliyorum ki. Böyle reklam yani. Ay şu an çok... Hadi hadi. Çok kötü oldu ya. Bir şey diyeceğim. Şu ne? Ama bu ses. ASMR. Önce şöyle takipçilerimize. Aa çok güzel gözüküyor. Hadi. Önce sen ye. Nasıl? Şimdi 15 dakika bekleyeceğiz. İnce'ye bir şey olmazsa ben de yiyeceğim. Baba nasıl bakıyorsun ya? Tam şöyle. Cık cık ama. Çiğnemedim ben. Neden böyle oldu? Bir anda gitti. Nasıl? Neden? Anlamadım tam. Yutuyorum hemen. Mantı bu arada efsane olmuş. Şimdi tadına bir kaşık versenize. Tamam bir sakin. Ama çok acı. Yok yok. Tuz izleyen. Nereden bilsin tuzu? Çok iyi sarımsağın tuzu var bu arada. Salçanın da tuzu var. Çok ince Covid olduğu için tadı alamıyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Şef. Geldik. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Tek başına yaptığım bu... Bir de parmak ucundaydım o sırada. Gerçekten. Gidiyorum. Bir parmak ucundan bir in bakayım. O ne ya? Bir videonun daha sonuna geldik. Haftaya başka bir yemek videosuyla görüşmek üzere. İnci. Görüşürüz. Şef. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Abone olup like atmayı da ne yapmıyoruz? Mantıyı götürmeyin ya. Babamı tutun. Görüşürüz.